Merhabalar. Bugün yine bunu biliyor musunuz programında çocuğunuz ve kendiniz için muhteşem bilgiler var ve bir sorulara bakalım. Merhaba hocam ben Mert. Bol bol soru çözümlerine katılıyorum ama netlerim atmadı. Neden? Şimdi sevgili öğrenciler soru çözüm saatleri aslında etkisiz öğrenme yöntemlerindendir. Neden? Çözemediğiniz problemi zorlayıcı yollar kullanarak kendiniz çözeceğinize başka bir uzmanın çözmesini seyredip onun nasıl çözdüğünü sadece o soruyu nasıl çözdüğünü öğrenme gibi bir pozisyon alıyorsunuz ki bu son derece yanlış bir şeydir. Onun için sevgili öğrenciler soru çözüm saatlerinden yararlanmayın demiyoruz. Fakat bunun aşırıya kaçması durumunda size sağlayacağı faydanın da çok olmayacağını özellikle bilmenizi rica ediyorum. Merhaba hocam ben Kadir. Çok sık ve aşırı derece konu tekrar yapmamın bir zararını görür Evet görürsünüz. Değil mi? Ben hani öyle sık sık tekrar sık sık tekrar. Sevgili öğrenciler. Eğer siz böyle sık sık tekrar ederseniz o bilgiler klişeleşir ve kalıplaşır. Artı zihinsel bıkkınlığa yol açar. Bakın bu çok önemli bir olay. Yani düşünebiliyor musunuz artık her gün gördüğünüz bir parkı, mükemmel bir parkı veya manzarayı emin olun bir ay sonra bakmamaya, görmemeye de başlarsınız. İşte onun için sevgili öğrenciler. Aşırı derecede yapılan tekrarların ezbere yol açmasının dışında zihinsel bıkkınlık refleksi vermenize de sebep olabileceği üzerinden hareket ettim. Lütfen aralıklı çalışın. Geriye dönük tekrarları abartılı ve çok uzun yapmayın. Bu önemli bir şey. Hocam ben Batuhan. Kitap okumaya başlayınca uykum geliyor. Sizce ne yapmalıyım? Evet şimdi sevgili öğrenciler. Bir defa kitap okuyorsun. Ya yani kitap okumaya başlamışsın. Yani kitap okuma gibi bir refleksin var. Ama burada benim dikkatimi şu çekiyor tabii ki. Kitap okumaya başlayınca uykun geliyorsa kitabı sevmiyorsundur. Bakın, kitap okumak istemiyorum demekten daha farklı bir şey bu sevgili öğrenciler. Hevesle oturuyorum. Ben böyle anlamak istiyorum bunu. Başlıyorum ama vallahi uykum geliyor. Ne demek bu? yemeğe başlıyorum ama masadan kalkmak istiyorum. Neden? Vallahi o yemeği ben sevmedim. Gibi bir durum bu. Kitabı sevmiyor olabilirsin. Kitabın içinde anlatılanı sevmiyor olabilirsin. Burada gerek uzmanlar, gerekse öğretmenler, gerek anne babalara bizim tavsiyemiz şudur. Kitabı çocuklar seçsin. Ve ortadaki en önemli kural nedir biliyor musunuz? Roman çocukların hayal gücünü geliştirirken fikir kitapları çocukların okuduğunu anlama becerisini geliştirir. Unutmayın bunu. Bu son derece önemli bir bilgiydi. Merhaba hocam ben Hüseyin. Ders çalışırken komşulardan gelen seslerden rahatsız oluyorum. Odayı değiştirmeli miyim yoksa bu seslere alışmalı mıyım? Şimdi sevgili öğrenciler, önce harika bir soru. Bu sakın o seslere alışmaya çalışmayın. Neden? Beyniniz nasıl müzik, televizyon sesi ya da başka bir ritme alıştığı zaman dikkatimiz alışkanlıklarımızdan etkilenir kuralı devreye giriyorsa burada da girebilir. Dikkat edin. Ve siz tabii ki sınav ortamlarına uygun beyaz gürültü dediğimiz bizim uzaklardan gelen sesler veya o sınavda burnunu çeken hafif öksüren çocukların seslerinin dışındaki seslere alışmamaya özen gösteriniz lütfen. Ve orada odanı değiştirebilirsin. Bunu da ben de tavsiye ediyorum. Merhaba hocam ben Funda. Geriye dönük eksik konularımı yoksa yeni konularımı öğrenmemizi tavsiye edersiniz. Evet sevgili öğrenciler şimdi eksik konu sizi kendine doğru çeker. Yani siz bir konuyu eksik bıraktığınızda onun önündeki bağlantılı olan konuyu öğrenemezsiniz. Ona çok dikkat edin. Ama derse ki bir matematik öğretmeni örneğin. Ya bakın bu konuyu sen öğrenemiyorsun ama şu konularla da çok alakası yoktur. Zaman kaybediyorsun. E, bunu geçelim. Sınavda az kaldı tarzı uzman yorumları varsa bakın o başka çocuklar. Ama dikkat edin, özellikle matematik ve fen derslerinde konular birbirleriyle ilintilidir ve ilişkilidir. O anlamlandırma dediğimiz, hani hep söylüyoruz ya bardağı suyla ilişkilendirme bir anlamlandırmadır. A konusunu B konusuyla ilişkilendirme, aralarında ne alaka var sorusunu sorma anlamlandırmadır. Bu kesin öğrenme anlamına geliyor ve günün tavsiyesi sevgili öğrenciler. Önemsiz olanı unutmak, önemli olanları hatırlamamıza sebep olur. Aslında buradaki püf nokta neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu ayırt edebilmektir. Bu konuda da öğretmenlerinizden yardım alınız ve hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek umuduyla.